Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel'aqibatu lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel murselin. Seyyidina ve habibina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah subhanahu ve ta'ala'a hamdü sana. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e pak durup salamlarımızı yollagan dekin. Kaderli kıyırındaşlar, Ustaz Muhammed Yusuf kalemge ağan perzentlerimizni kandak terbiyeleyimiz mavzuluk kitabımızni anlatışını bugün yeni kagan yerimizden başlayıp devamlaştırımız. İnşallah bugünkü 5. sanımızda İslam'da balının hak hukukları diyen mavzunu dıktınlar Resulümüz. Allah Subhanahu ve Taala'dan anlığalarımızga amel qilish, ni'metini bizga ata qilishini tüvençilik bilen soraş bilen programımızı başlayımız. Mikrofon aldıda qeyrindeşanlar Abdullah Yalqın. İslam'da balının haq hukukları. Biz bu babımızda tüvendiki haqları hakkında toxtulup ötümüz. Balının törülüştün ilgirki haqları, yani ata-ananın birbirini yaxşıtallışı, ata-ananın bir tüşekte buluştuğun burun dua kılışı, ata-ananın yolluk kesip bilen şoğulunup halaldın rızıklanışı. Balının törelgen deyin ki inki hakları mavzusu da olsa, törelgeninki hoşallanıp Allah Ta'ala'a şükür kılış, törelmenin hayatını koğdaş, anının salametlikini koğdaş, balının dünyaya kelgen kündüki haklarını mı balının tuğulgallıkını tebrikleş, Allah Ta'ala'a dua kılıp minnettarlık bildiriş, balını iğızlandırış, balının öz anısını imiş hukukunu biriş. Balının 7. gündeki haklarını mı? Balının ismini koyuş. Balının akikisini kılış. Balının çeçini çürüş. Balının salametlikini koğdaş. Katarlık. Muşu tarmak temelanın hemisi sözlündü inşallah. Hemde muşu temelanı birbirlep dıktınlar Resulümüz. Aldı bilen İslam'da balının hak hukukları. Balılık buluş nimet. Eksice balısızlık mı ceza emez. Balılık buluşunun katlı nimet ve zor huşallık işkellekini tilga algınımızda bazılarının atı anılıktan ibaret bu zor nimetten mahrum yaşavat kallığını görürüz. Bu mu kemçilik emez. Onun hikmetini fakat Allah Ta'ala özü bilir. Lekin mundaq mahrumlukka uçurgan kişilerinin Allah Ta'ala'a esilip dua kılışını ve hacetini onun dün soruşunu tavsiye kılımız. Perzent nimetinden mahrum bulguçlar bunu ayetinin manisini yaxşı düşünüşü lazım. Allah Subhanahu ve Taala Lillahi mulkus semawati vel ardi yahluqu ma yasha'u yahabu limen yasha'u inasa ve yahabu limen yasha'uz zukur ev yuzevvijuhum zukranan ve inasan ve yec'alu men yasha'u aqima İnnehu alimun kadir. Yani asmanlarının ve ziminin padişahlığı Allah'a hastır. Allah nimini halisi şunu yaratıdı. Halıgan Adem'ge kız perzenti ata kılıdı. Halıgan Adem'ge oğul perzenti ata kılıdı. Ya ki onlara oğul kızını arılaş verirdi. Halıgan Adem'ni tuğmaz kılıdı. Allah hakikaten hemmini bilgiçidir. Hemmigi kadirdir. Deydu Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala Sûre Şura'nın ki 49. 50. ayetleri de. Yani Allah Teala bendelerinin ehvalini tuluk biliyordu. Ular üçün niminin yakşı buluduğun ve niminin yakşı bulmaydıganlık adımı obdan biliyordu. O bendelerine pekat ve pekat yakşılıkını lıkhalaydı. Perzent talep kılış üçün tevsiyeler. Hem de perzent talep kılış üçün tövendikler tevsiye kılındı. Birinci, sebep bilen dua. Perzent görüşünü arzu kıladıganlar Allah Ta'ala'a samimi dua kılıp Allah Ta'ala'dan hacetini soraş bilen bir vakitte doktorluğu berip davalanışkı okşıgan maddi sebeplerini caide uğrun dışı lazım. Çünkü medisina ilmi terakki kılgan hazırkı zamanda nurgulluğun tuğmas ayarlarına mı çare tepilmekte. İkinci, halaldın uzuklunuş. Her kandak bir duanın icabet buluşu için dua kılgıçının yemek içmeki ve kıyım keçkinin halaldın buluşu şarttır. Peygamber aleyhisselam bu doğrusu da mındak digen. İyi insanlar, hakikaten Allah paktır, o pekat pak bulganını kubul kılıdı. Bu hadisinin manisi ne mi?
Allah Ta'ala kalbi pak, yemek içmekleri halaldın bolgallarının kılgan ibadetlerini kabul kılıdı. Dualarını icabet kılıdı diyenliktir. Bu hadis İmam Müslim'nin rivayeti. Yani Peygamber Aleyhisselam mundaq degen. Birav üstü beşini çan tozan kaplıgan, çaçları çuvulgan kıyafette iki kolunu asmanga götürüp, ''İy Rabbim, iyi igen'' deyip dua kılıdı. Halbuki onun yigen içkenleri haramdın, kiygenleri haramdın bulup, o haramdın uzuklanan tursa, kandak mı onun duası icabet bulsun? Deydi Peygamberimiz. Bu hadis İmam Tirmizi'de tılgınlanan hadis. Yani şundak biçare halette turup, kamali ihlas ve vayığı yetken kemterlik bilen dua kılgan bulsun mu, o haramdın yirak bulmağallıkı sebeplik, onun duası icabet bulmaydı digerliktir. Üçüncü, tövbe istiğfar. Ha? Biz perzent talep kılış için tövendikler tavsiye kılındı dedik ya. Bunun üçüncü tavsiye olsa tövbe istiğfar. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de tövbe istiğfarının paydalarından biri tuğmaslıkını davalaş işkellikini bayan kılgan. Ne mi digen? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Yani Rabbinlerden mağfiret dilenler. O hakikaten mağfiret kılgıcıdır. O silerge mol yağmur yağdırıp beyredir. Silerinin mallarınlarını ve oğullarınlarını köpeytip beyredir. Silerge bağlarını, östenlerini ata kılıdır. Deydi Rabbimiz Allah Subhanahu Teala Sûre-i Nuh'nun 10. ayetinden 12. ayeti geçe. Allah Ta'ala hemmegi kadir ki, eğer bir avgı perzent bir işini halisa, İbrahim aleyhisselam bilen ayalığı okşaş yaşınıp kalgallarga mu, onundan başka hatta Zekeriya aleyhisselamdan ayalığı okşaş yaşınıp kalganının üstüge tuğmas bolgallarga mu perzent ata kılıdı. Peygamber aleyhisselam mundaq degen. Kim ki tövbe istiğfarını köp eytidiken, Allah Ta'ala onunla her kandak bir kıyınçılıktın çıkış yolu berdi ve onunla kütülmeyen yerden rızık berdi. Bu İmam Ahmet'nin Musnadul Ahmet, Musnadul İmam Ahmet namlık hadis toplumundan 2234. hadisi. Tevbe, sadır kılıngan günahlarının hatalıkını tonup, onunla pushayman kılıp, kaytı günah kılmaslıkı bel bağlap, hakiki türde toğırlıkı kaytış demektir. İstiğfar, Allah Ta'ala'dan günahlarının keçirim kılışını soraş digerliktir. Tötüncü tavsiyenim o, peygamberlerinin duaları bilen dua kılış. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanehu Ta'ala kançılığan yerlerde peygamberlerinin nimedep Rabbi'ye dua kılgallıkını tilg alıdı. Biz tövende bir kançısını da kıtınlar olsunumuz. Onun biri, Rabbi hebli minas salihin. Yani Rabbim bana yakşı perzentlerden ata kılgı. Sûre-i Saffat 100. ayet. Yeni bir ayette Rabbi la tezarni fardan ve ente hayrul varisin. Yani Rabbim beni balısız yalğız koymağın. Sen hakikaten en yakşı varissen. Sûre-i Enbiya 89. ayet. Yeni bir ayette Rabbi hebli min ledunke zürriyeten tayyibe inneke semî'ud du'a. Yani Rabbim bana dergahından yakşı bir perzent ata kılgın. Sen hakikaten duanı anlı uçsan. Sûre-i Âli İmrân 38. ayet. Hem de müşrikin okşay dualarını her kandak vakitte, hususen secdelerde ve dua icabet bulduğun mahsus vakitlerde köp kılıç tavsiye kılındı. Dua icabet bulduğun mahsus vakitlerini Abdur'un ilahi kurgan namlık dua kitabı ve Muhammed Salih Damullah Hacim'nin Hasiyetlik Dualar ve onun Ehmiyeti diyen kitabının körüleşenler mümkün. Hoş, hem de perzenti bulmağallarga hoş haber. Anılık kılış, terbileş ve mehri şefkat kılış balı tukkan ayallarga has emez. Ayallar özleri tukmağan bosumu başkalarının ballarga hem şu anılık şefkatini körüsteleydi. Ve şunun bilen Allah Ta'ala'nın dergahideki katlı sevapka yukarı mertebelerge erişeleydi. Cümleden yetimlerinin beşini sınaş arkalık mı
cennetlerde Peygamber aleyhisselam bilen bir makamda buluş derecesine yükseleydi. Peygamber aleyhisselam, men bilen yetimini bakkan Adem, cennette huddu muşundak mıyız? Dep, iki parmağını körüstüp, onlarını birleştirgen Peygamberimiz. İmam Bukhari, Ebu Davud, Tirmizi dikergen hadis bu. Cemiyetimiz körüvatimiz ki, başkalarının perzentlerini balı kılıp bekivelip, huddu öz perzentleri de körüp katarga koşkan ve ahirede bu perzentlerinin yakışılıklarını körüvatkan aileler mi? Azemez. Hoş hem de terbiyenin vakti diye mevzuğa geldik. Balını terbiyeleş kaçandın başlandı? Bazı ulemalar bu sualga bala etrafıdakilerini baygıdık halgı kelgendin kiyin. Yani bala 2 yaşka kirgendin kiyin başlandı diyen bolsa, bazıları balı mektep yaşıga toşkandın kiyin. Yani 5 yaştın aşkandın kiyin başlandı diyen. Terbiye mutakassislerine göre balı terbiyesi bu değilgenlerden hili burullu başlandı. Hatta terbiye balı anısının korsıkıdaki çığıdın tartıp başlansa en yakışı diyenler mi var? Ama şu inik ki balının hak hukukları balı dünyaya kiliştin, hatta törülüştün burullu belgelenip buludu. Balı törülüştün burunki hak hukukları, balının anısının korsıkıgı peyda buluştun ilgiriki hak hukukları tövendikçe. Birinci, balığı atı anı bulguçularının tallanışı. İslam dininin aile kuruş prensiplerine göre öğlen güçler birbirini diyanet ve ahlakını asas kılgan halde tallap çıkıdı. Bu İslam'da özgermez kanuniyet bulup, her kandak bir Müslüman eğer bəxtlik bir turmuş kuraydıysa, özüge coru tallaştı bu prensipka emel kılışı lazım. Bu prensiplen birge yani öğlen güçlerinin yaş ölçümü, nesebi, ilim seviyesi ve birbirine bulgan kızıkışı, muhabbeti katarlıklar mı var? Ama en asaslıki diyanet bilen ahlaktır. Biz bu mavzudumu Peygamber aleyhisselam bilen billah başka ülgülük Müslümanlarının mı yolunu tutumuz? Bir adam Peygamber aleyhisselamın nevresi Hasan radıyallahu anhudun kızımını kimge yatlı kılsam buludu deyip soruğanda Hasan radıyallahu anhu onunla Allah Teala'dan korkuduğun Adem'ge yatlı kılgın. Çünkü mundak Adem kızını yaktırsa saklaydı. Navada onu yaktırmayı kalsa mı, onun yamanlık kılmaydı, deyip cevap vergen. Bu nimi degen doğru belirlegen cevap. Rastılla hakiki mümin Adem şundak buludu. Peygamber aleyhisselam kızlarının coru dallaşı için mundak bir prinsipini otturuğa koygan. Diyaneti ve ahlakı silerine kayıl kılıdığan kandaklı bir silerden kız sorap kelse, onlarını derhal öğlendirinler. Eğer onda kılmasanlar, yeryüzüde çok pasatçılık teyriğen bulusiler. Deydi Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis İmam Tirmizi'nin Sunan-ı Tirmizi namlık hadis toplumunun 1085. hadisi. Peygamber aleyhisselam erlerinin coru dallaşı için yeni mundak prensibini cekarlıgan. Ayallar tört nersige asasen tallanıdı. Onun baylıkı, çırayı, nesebi ve diyanetidir. Sen en avval diyanetlik bulgınını tallığın. Şunun bilen barcı yakşılıklarına iyi bulgın. Bu hadis İmam Bukhari ve Müslim'de gelen hadis. Erlerimi bulgısı ayalını diyanet bilen ahlakını ölçem kılgan halde tallap çıkışı lazım. Peygamber aleyhisselam yine erlerge karatıp mundak diyen. Mümin Adem'nin takvalıktın kalsa erişidiganlarının en obdini yakşı ayaldır, deydi Resulümüz. Bu hadis İbn-i Mace'nin Sunan-ı İbn-i Mace namlık hadis toplumunun 1857. hadisi. Peygamber aleyhisselam yine mundak diyen, dünya menfaattır. Dünyanın en yakşı menfaati yakşı ayaldır. Bu hadis İmam Müslim'nin Sahih Müslim namlı hadis toplumundan 1467. hadisi. Atı anı bulguçularının birbirini diyanet ve ahlakını asas kılgan halde yakşı tallap, diyanetlik bir ailini kurup çıkışı, balılarının bəxt saadetinin kapaleti bulguğunu dek, balılarının mı atı anısı küyümçan, diyanetlik, ahlaklık ve el işi yaramlık bir evlat bulup yetişip çıkışının asasıdır.
Öylen götürlerinin birbirinin çırayığa, mal dünyasına, mensibine ve nesebine kızıkışı ayıp sanılmaydı. Ya ki çeklenmeydi. Ama bunlara kızdıkıp, diyanet bilen ahlakını kayırıp koyuş ayıplındı ve çeklenildi. Çünkü diyanet bilen ahlak, coğru dallaşta en asaslık özgermez prinsip ve mizandır. Diyanet bilen ahlak bulmaydıken, yukarıki süpetlerinin hiç kayısı payda vermeydi. Bunların hemmesi bekardır. Şunun da, kız bilen oğul birbirini tallaşta karıştırıpının irsiyet ya ki yukumluk kesilinin bari yokluğunu sürüştürüşü lazım. Bu, balılarının ten salametliği için zorurdur. Çünkü dinimizde ziyan yok kılınıdı ve ziyan yetkizişki bolmaydı deydiğen umumi prinsip var. Yakın uruk tukkallarının birbirine öğlenişi tibbi cihetin çekilinidi. Hem bazı hallarda uruk tukkallarının yatılışıp getişiğe sebep bulup kalıdı. Dinimiz mi bununla tergip kılmaydı? Halkımız mı kız oğullarını yatlardan öyleşine evzel bilirdi? Şu an halkımızda yatkı ber kızını yattın al sözünü deydiğen hikmet oturuğa çıkan. Müslümanlar arasında şundak tallaş, ilgaş, zürür bolgan yerde Müslüman emesler bilen öyülünüş ya ki nami Müslüman bolsa mı ruhi İslam'dan yırak kişiler bilen öyülünüş elbette haterlik iştir. Bu balılarının İslami yusunda terbiyelenip çıkışığa toskun bulduğun işlerinden çoğudur. Peygamber aleyhisselam mındaklar bilen öğülünüşten agahlandırıp siler nacar aileden kelgen güzellerge öğülünüşten saklanınlar deyip alahidi görsetken. Bu hadis İmam Kadai'nin Musnedu Şihab namlık hadis toplamının 2. tom 96. betide rivayet kılınan bulup 957. numaralı hadis. Peygamber aleyhisselam bu hadis arkalık diyaneti bulmağın güzellerge öğlenişinin hatırıdın agahlandırış bilen birge tigipes ve diyanet bilen ahlaktın yırak aileden yetişip çıkan oğul kızlarının diyanetlik ailelerge layık emeslikge işaret kılgan. Demek atı bolguçu bilen anı bolguçunun birbirini diyanet ve ahlakını asas kılgan halde yakşı tallışı balılarının hak hukuklarından biridir. Çünkü bu tallaş balılarının kileçki ve bekt saadeti için bivasıtı münasebetlik iştir. Bir adam ikinci halife Hazreti Ömer ibn Hattab radiyallahu anhu'a balısının edepsizliki ve özünü kakıştırdığı hakkında şikayet kılıp barganda Hazreti Ömer o adamın balısını çakırtıp gelip onundan sen nemişka atağını kakıştırsan deyip soraydı. Balı cevap verip ey emirul müminin atının balısı için kılışkı tegeçlik işleri kayısılar deyip soraydı. Hazreti Ömer radıyallahu anhu onunğa balının anısını yakşı tallışı, balığı çıraylık isim kuyuş ve onu okutuştur deyip cevap verirdi. Bala, ey emirul müminin, atam benim üçün bu digerlerinizden hiçbirini kılmadı deydi. Ömer derhal balının atısına karab, eslidi balan seni kakıştıştın burun, sen onu kakıştıfsan deydi. Öyle bakaydı. Naiti, ciddi bir söz bu ha kardeşler. İkinci, doğru kesip kılıp halaldın pul tepiş. Ata anılarının yemek içmekinin, kıyım keçkinin ve barlık ihtiyaclarının halaldın buluşuğa, doğru kesipler bilen halaldın pul tepişki ehmiyet verişi intayin zürürdür. Çünkü halaldın yiyiş ve haramdın yırak duruş, Müslümanlıkların en aldınkı taleplerinin biri buluşu bilen bir vakitte, balılarının iman ve ahlaklık bulup çıkışı üçün mü muhim ehmiyetki ige. Ata anı yigen taam balının esli ve terkibi bulgan ispirmini barlığa keltirdi. Andın Allah Ta'ala'nın iradesi bilen şu ispirmidin balı törülüdü. Ata anı halaldın uzuklanğan bolsa balının esli ve terkibi halaldın kurulgan buludu. Neticede balı huddi Allah Ta'ala yaratkan tabiiyeti boyunca pak pakiz bulup yitiludu. Mundak balının terbiyesi yakşı elip berilse Allah Ta'ala'nın ve ata anısının haklarını tunuyduğan İtaatcan, vapadar ve insanlarga menfaatlik, yakşı perzent bulup yetişip çıkanı. Navada ata anının yemek içmekleri haramdın bolsa, ya ki halal haramını ilgimisa, balının esli ve terkibi haramdın kurulgan ve vücudi haramdın uzuklanan buludu. Hatta balının gelidin ütüp getken bir lokma haram taammı özünü körsetmeye kalmaydı. Mundak balının yakşılık kütkülü bulmaydı. Çünkü balının içindeki haram lokma onu haramğa ve yaman yollarga ittirip durdu. Neticede haman bir günü bu haram lokma çokum baş götürüp çıkıdı. Neticede ata anını ot bulup köydürdü. Yüzünü töven kıldı. Allah saklasın.
Rivayet kılınışa bir şehrinin meşçisi takvadır danışmenge arız kılıptı. Oğlunuz her günü bilgiz bilen meşlerimle teşhif etudu. Sizdek yakşı adamdan perzenti üçün bu iş rava mı? Danışmen meşçinin aldığı ilgilip özrü soraptı. Ve meşlerinin pulunu töleptü de ayağını çakırıp vekanı bayan kılıp biz balımızı bundak terbiye vermegen iduk. Yigen lokmasına haram arlaşıp kaldı mikin dep soraptı. Ayal oylanıp durup kalıp, andın, ey hocam, siz nimet yapıp gelgen bulsanız, biz aşınılı yeyimiz, bizden gümallanışınız uğrunsuzdur, depti. Danışman mı üyüge haram lokma elip kirginini esleyelmepti. Ayalığa, tangı kadar oylaylı, depti. Ertesi ayalı eyipdar Adem'den sunuk avazı bilen, depti. Ey mühterem hocam, tuyuksuz bir vakanı eslep kaldım. Şu balığı hamildar vaktimde mihmanğı bargan edim. Dastıxan nazu nimetki tolgan edi. Onundaki apelisin iştihayımını gıdıklap, nefsimini özümge hükümran kılıp koydu. Burun mundak anlıgan edim. Ayal kişi hamildar vaktide yigüsü gelgenini tetip körmese, balısı eyiplik tuğulup gelişi mümkün iken, sahipxan nemişkıdır elin yan demedi. Nefsim bolsa tinçimedi. Akıbet sahipxan çıkıp ketken de, bir tal apelisinini kolumga elip, onunki yakamga sancıp koygan yenini sancıdım. Ve bir tamçı şerbet sömürdüm. Sorap almağınım üçün, şu lokma haram bulup kaldım ekin. Ayalının ıhrarını anlayan danışman, he barikallah, bilip yetipsiz. Siz 10 yıl avval ilgisinin razılıksız kolga algan küçükkini apelisin, bugün meşke. Heliki yenine, oğlunuzun kolu da bilgizge ayılınıp du. Tizdin berip şu aileden razılık elin digen iken. Demek, en üçüncülük bir tamca haram lokma küçünü körsetken yerde, onun dün çoğunları nemi küllerini körsetmez. Halaldın uzuklanışının paydası. Halaldın uzuklanışının paydası intayın köptür. İbadetlerinin Allah Ta'ala'nın dergahide kubul buluşu ve dualarının icabet buluşu fakat halaldın yiyiş bilen bulur. Peygamber aleyhisselam bir sahabiye, ey Said, yemek içmekin halaldın bulsun. Şunda kılsan, duayın icabet buludu. Allah'ın namı bilen kasem kılmen ki, haram yiyen Adem'nin 40 günü geçe ibadeti kubul bulmaydı. Haramdın uzuklanan Adem'nin teni, dozakı en layıktır, diyen. Bu hadis Tebarani'nin, Mu'camul Avsat namlı hadis toplamadan 6995. hadis. Fakat muşu duanı okuşlu şart emez. Belki Allah Teala'dan ata anısına, milletine ve dinine paydalık vabadır perzent ata kılışını telep, her kim özü bilgençe dua kılısı buludu. Çünkü Peygamber aleyhisselamdan körüstüp bergeni bir nemunu bulup, bunundan başka duanı kılısı bulmaydı diye meğenini vermeydi. Ata anılarının muşunda kılışı, onlarının üstündeki perzent haklarından sanıldı. Bunu addi sanıp terik etküçüler perzentlerinin hakkını depsende kılgan bulur. Efsus ki, köplügen Müslüman kıyrındaşlarımız bu işe ehmiyet vermeydi. Nurgun kişiler bunu bilse mi, emel kılmaydı. Hürmetlik kıyrındaşlar, şuna kılıp vakit münasebet bilen, bugünkü anlatışımız müşakere geçip oldu. İnşallah yeni bir katımlık programımızda, sahnemizde, balının törelgendiğin kiyinki hak hukukları mavzusundan başlayıp yine devam kılımız. Yeni bir kadim köylüşküçe silerini mikirban Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala'a tapşırımız. Şundakla icabetlik dualarınlarda bizler üçün mü dua kılıp kuyuşunlarını ümit kılış bilen birge kiler kadim köylüşküçe aman bulguysiler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.